Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir tarot okumasıyla birlikteyiz şu anda. O nasıl? Ve aynı zamanda bizim aramızda neler oluyor diye soracağım. Bu şimdi tabii ki bu insanla görüşüyor olabilirsiniz, görüşmüyor olabilirsiniz. Hayatınızda olabilir veya olmayabilir. Fakat her zaman anlattığım gibi ikinizin oluşturduğu bir enerji var. Yani ikinizin duygularının toplamının oluşturduğu bir enerji var ve işte o kısımda neler oluyor? O kısım elbette ki çok önemli çünkü aslında aşk hayatınızın geleceğini aranızdaki enerji oluşturuyor. Bir de buna bakıyor olacağım. Gördüğünüz gibi iki tane destan var. Birinci grup ve ikinci grup diyeceğim. Ben yakından da şöyle bir göstereyim. Mavi deste. Ve incili destan. Bunlardan sizi çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz. Deste seçemeyen arkadaşlarım veya ben bütün mesajları almak istiyorum diyen arkadaşlarım her iki grubu da izleyebilir. Ve bazen oluyor. İzlediğiniz desteden hiç enerji alamayabilirsiniz veya hiç sizin hikayenizi yansıtmayabilir. O zaman diğer gruba da bakmanızı tavsiye ederim. Belki de almanız gereken mesajlar diğerlerindedir. Ben hemen okumama birinci grubumla başlayacağım. Arkadaşlar şunu şöyle kenara alıyorum ve ilk olarak şunu soruyorum. Onun hayatında şu anda neler oluyor? Yani kendi başına neler yaşıyor? Nelerle mücadele ediyor? İlk sorum bu olacak. Buradan 7 kart alacağım. Evet arkadaşlar siz de bu okumanın niyetine ve enerjisine eğer katılmak istiyorsanız sizin niyetinizin benim enerjimle birleşip burada ortaya çıkmasını istiyorsanız hemen videoyu beğenebilirsiniz. Ve yorumlar kısmında evet bu enerjiye dairim diyebilirsiniz. Burada açık kartlar varmış. Bunları şöyle alalım. Ve tekrar bir karıştırayım. Gerekirse kart alacağım. Ya emin olun ısrarla bu konuyla ilgili video çekerken hep onun kendi hayatında acaba neler oluyor diye odaklanıyorum ama ısrarla hep yine bir şekilde sizin enerjiniz geliyor. Evet bu insan şu anda ciddi bir enerji içinde. Burada tılsım kralı geldi. Veya hayatını tamamlamaya uğraşıyor olabilir. Parasal konularla ilgili yoğun bir mücadelesi olabilir ama iyi bir noktada. Bunu söyleyebilirim. Ve evet kendini tamamlamak için, bütünleşmek için çok uğraşıyor. Bunun sebebi de aslında onun arkasını dönen bir kişi. Yani ona duygusal olarak bağlı olan ama belki küskünlük hisseden bir kişi. Evet, kendi hayatında ikinci plana attığı bir insanı artık ön plana çıkarmak istiyor. Burada Selçuk İmparatoriçe olarak geldi. Bu da şimdiye kadar tam olarak kendimi adamadığım, beni seven ama bir türlü de vazgeçemediğim kişiyi artık hayatımda ön plana çıkarmak istiyorum. Diyor olabilir karşı taraf. Evet, imparator ve imparatoriçe kartı yan yana geldi. Oldukça kararlı ve biraz da agresif diyebilirim. Agresifliği biraz size dönük. Yani muhakkak ki haklı olduğunuzu biliyor pek çok konuda. Ama belki de şu anda biraz küskünlük, kırgınlık enerjisinde olmanız da onun sinirini bozuyor. Yani hem haklı olduğunuzu biliyor, hem tavrınıza karşı bir öfke hissediyor olabilir açıkçası. Evet yine de onu sabırla bekleyen kişi kesinlikle çok fazla gündeminde ve bu kişi oturma enerjisinde artık yani kırgınlıktan da geçmiş oturma enerjisinde ne olacaksa olsun diyen bir enerji görüyorum. Bu sizi yansıtıyor bence çünkü sonuçta sizin için niyet alarak bakıyoruz. Evet, biraz mesafe var. Yani ben sizi sormadım ama sizin enerjiniz çok fazla geldiği için bu şekilde okumak durumundayım. Mesafe var, yaralı olma durumu var. Siz yaralısınız, kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ama siz böyle oldukça karşı tarafın aşkı da çok yüceliyor ve artıyor.
Size karşı tutkusu çok yoğun olabilir. Evet, bir arkanızı dönüp gitmişsiniz ama aranızda hala bir köprü var. Kılıçaltısı kartı burada köprüyle birlikte geldi. İpten bir köprü. Sizin bu uzaklaşma haliniz, belki soğuk haliniz veya kendi içine kapanmanız, kendi içinize kapanmanız karşı tarafın aklını bayağı başına getirmiş. Ve onda çok derin ve büyük bir yeriniz var. Görünenden çok daha fazlası var, öyle diyelim. Hani buzdağının bir görünen kısmı vardır, bir de altı vardır ya, daha büyük. Yani aynen öyle. Görüntüde belki size karşı duygularını belli ediyordur, etmiyordur, bilemem. Ama bu görünenin altında bu insanda kocaman bir yer kaplıyorsunuz. Ve açıkçası size duygusal bir eylemde bulunmak istiyor. Bu duygusal bir mesaj olabilir, bir jest yapmak istiyor olabilir. Kendince yapıyor da olabilir. Şimdi herkesin duyguları ifade etme tarzı farklıdır. Ama şu sıralarda bu insanın en ana gündeminde açıkçası siz varsınız. Yine de soralım, hani başka bir derdi sıkıntısı var mı diye hayatında. Evet arkadaşlar, bu insan yeni bir yola koyulmaya hazırlanıyor ve bu yol onun için çok aydınlık ve ferah. Gerçekten ilerisi çok güzel. Ama şu anda bunu çok algılayamıyor olabilir. Çünkü hayatında bir sıkıntı var. Yani özellikle hane içinde çok büyük sıkıntılar, yıkım enerjisi, belki kavgalar veya soğuk savaş olabilir. Hane içinde, iş ortamında vesaire. Yani bulunduğu yerde veya ilişki içinde olduğu insanlarla ciddi bir sıkıntısı var diyebilirim. Aslında hayatında bu sıkıntılar ortaya çıkmış ama koyulduğu da bir yol var. Belki yeni bir yol var ve onun için bu durum çok hayırlı. Fakat dediğim gibi bu sıkıntılardan dolayı bunu göremiyor olabilir. Bu insanın maruz kaldığı çok negatif bir enerji varmış. Nazar olabilir, daha kötü bir şey olabilir. Fakat bu konuda bir aydınlanma olmuş. Yani bu durum artık arkada bırakıyor olabilir. Ve çocuk konusu gündemde olabilir. Çocuk her zaman kişinin çocuğu olmak zorunda değil. Ailenin küçük bireyleri, kardeşler, yani küçük, ondan küçük olan insanlar da şu sıralarda gündeminde bu kişinin. Bakalım neymiş bunu. Ya bu bir yatırım da olabilir arkadaşlar. Yani bir şeye yatırım yapmış olabilir. O şey ona güzel geri dönüş yapmış olabilir. Veya işte belki gündeminde işte kendi çocuğu olabilir. Küçük bireylerle ilgili maddi sıkıntılarla ilgili kafasında karışıklıklar olabilir ama bununla ilgili de bir çözüm oluşmuş diyebiliriz. Ve şimdiki sorum, yani ilk soruda aslında hayatında neler oluyor diye sorduğumda çıkmışsınız ama onun hayatını şu anda siz nasıl etkiliyorsunuz diye soracağım. Şu anda bu insan hayatını siz nasıl etkiliyorsunuz?
Evet, burada yıkılan kule kartı geldi. Ya bir gerçekten yıkılış hissediyor diyebilirim. Yani bir şeyler paldır küldür yıkılıyor. Onu böyle hissettiriyorsunuz ama özünde böyle değil. Yani siz tamamen yıkan bir enerjide değilsiniz ama karşı taraf böyle hissediyor diyelim. Siz belki de sadece nötrsünüz. Yani enerji yollamıyor olabilirsiniz ama karşı tarafta büyük bir sarsıntı ve deprem meydana gelmiş. Evet, duygusal bir şekilde yardımınıza ihtiyaç duyuyor. Aslında bunu bu yüzden hissediyor. Bakın, bu insan artık sizin yardım enerjiniz gitmiyor veya gerçekten yardımı kesmiş olabilirsiniz. Ve sizin bu konuyla ilgili net duruşunuz karşı tarafta bir deprem etkisi yaratmış olabilir. Yani biraz olayları değerlendiriyor olabilir. Geçmiş çok değerlendiriyor olabilir. Ve kader birliğimiz var diyor sizinle. Hala onu sevdiğinize inanıyor, ruh eşi olduğunuza inanıyor. İçinize bir yerde hala onu beklediğinizi ümit ediyor. Veya şöyle bir şey olabilir. Başka biriyle yeni bir yola koyulduğunuzu düşünüyor olabilir. Yeni bir ruh eşi bulduğunuzu düşünüyor olabilir ama içinden de içten içe işte onu beklediğinizi ümit ediyor olabilir. Evet. Bu insan şu anda size karşı yüce bir aşk hissediyor ama sizin de bu aşkı mezara koyduğunuzu hissediyor. Şunu söyleyeyim. Burada ilginç bir durum geldi. Söyledim. Tamamen aslında bu insandan vazgeçmiş değilsiniz. Ama bu insana karşı hissettiğiniz duygulardan vazgeçmişsiniz sanki. Yani belki eskisi kadar o yoğun, o saf, o temiz, hani ölene kadar seni bekleyeceğim enerjisi burada yok. Duygularınızı belki siz şu sıralarda çok hissetmiyor olabilirsiniz. Kendi duygularınızdan da çok emin değilsinizdir. Yani bu insanla ilgili sanki bir beklentiniz var. Ama daha çok hani ne yapacağını belki görmeyi istemek. Yani hafif bir merak duygusu sadece. Hissediyorum. Evet, ya bu insanı belki size bağlayan veya sizden uzaklaştıran bir faktör var. Bu da tılsımlısı kartı. Burada kapıyla geldi. Yani hep bir şansınız olacağına inanıyor ve bu anahtar olarak geldi. Yani belki de hep bir şansınız olacağına bu kadar inanmaması gerekir bir insan. Nasıl olsa bizim bir şansımız olur düşüncesi. Çünkü insanları biraz fazla rahat kılabilir. Evet, bir dengelenme oluyor. Aranızda bunu söyleyebilirim. Ama dengede değişim çok sık gördüğümüz bir şey. Yani sanki sizin duygularınız azalırken karşı tarafın duyguları çok fazla artıyor ve bu aslında sizin kendi içinizde sabırla beklediğiniz bir şey. Ve evet, karşı taraf bir kapı açılacağını düşünüyor ama anahtar sizin elinizde. Yani istemezseniz de açmazsınız. Böyle diyelim. Peki ikinizin toplam enerjisi şu anda nasıl? Yani sizin aranızda şu anda tam olarak neler oluyor? Buna bakacağım. Kart alayım hemen buradan. Şöyle alalım. Arkadaşlar, şimdi evet, karşı tarafta bir
kıpırdanma olmuş açıkçası. Kıpırdanmalar var, belki küçük küçük eylemler gelmeye başlamış olabilir. Ve siz bunu o kadar uzun süre sabırla beklemişsiniz ki şöyle bir durum oluşmuş. Yani hani küçük küçük şeyler bile isteriz ya, aşık olduğumuzu, o bile yeterli deriz. Artık bir şeyler sizin için yeterli değil. Yani evet, karşı tarafta bir şeyler oluyor, belki bir duygu durumunda gelişme var, belki eyleme geçiyor, dikkatinizi çekmek için bir şeyler yapıyor ama sizin için yeterli değil. Yani bu insanla eğer karşılaşıyorsanız veya sizi bir şekilde takip ediyorsa, size olan tutkusunun da çok arttığını söyleyebilirim. Evet, burada bir olgunlaşma, artık kimseye enerji gitmiyor diyor kartlar. En azından izleyenlerin kolektifinde böyle. Yani çoğunluğunuz artık enerji yollamıyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir bilgelik ve olgunluk gelmiş. Ve kendi enerjiniz size kaldıkça tabii ki karşı tarafın empati bombardımanından da biraz kurtuluyorsunuz. Çünkü bunu çok konuştuk daha önceki okumalarda. Empati yeteneğiniz çok gelişkin olduğu zaman bazen karşı tarafın duygularını kendi duygunuz zannedebilirsiniz. Yani aslında o aşık olur, o tutku hisseder. Siz bunları kendiniz hissediyormuş gibi bir durum içine girebilirsiniz. Ve o kadar çok enerji akışı olur ki karşı taraf bu sefer hem o istemiştir, o sevmiştir. Sonra bir tarafı kalkan da karşı taraf olur. Ama kendimizi enerjisel anlamda karşı taraftan bir şekilde kopardığımızda, koruma altına aldığımızda, işte o zaman gerçek duygular ortaya çıkar ki ben kolektifte bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani asıl isteyen, asıl seven, asıl dileyen her zaman karşı taraftı. Ama empatisi çok kuvvetli olan ışık kişileri, yeryüzü melekleri bir şekilde bu insanlara kapıldılar. Ve onlara enerji akıtıp kendilerini de perişan ettiler. Ama şu anda sistemde, kolektifte bir değişim var. Evet, karşı tarafın duyguları gerçekten çok artıyor. Yani sizden artık enerji alamıyor. En azından çoğunluğunuzdan enerji alamıyor. Onun aşkı çok yüceliyor ama siz süpürme modundasınız. Yani evet, o belki aşk tekrar yolluyor veya sizin bunu tekrar hissetmenizi istiyor ama siz burada bir temizleme aşamasındasınız ve ondan çok yoğun bir duygu bombardımanı gelse bile çoğunluğunuz bunu almıyor. Evet, bir insan seni sevebilir ama sen beni seviyorsun diye ben seni sevmek zorunda değilim. Öyle bir durum yok. Seviyorsanız da kendi duygularınızla seviyorsunuz. Onun enerjisel bombardımanıyla değil diyelim. Evet, burada ruh eşi kartı geldi. Yani karşı taraf kesinlikle hem duyguları çok yoğun, hem bu ruh eşi duygusunu çok yoğun bir şekilde hissediyor. Ama siz bu duruma valide gibi baktınız. Neymiş olay? Evet, karşı tarafın duygularında bir artış olsa da siz karşı tarafı pek o kadar iyi göremiyorsunuz. Yani onun belki yaşattığı kötü deneyimler veya işte sevdiğiniz zaman yaptıkları veya bütün her şeyi o başlatmış olabilir. O peşinizden koşmuş olabilir, o dikkatinizi çekmiş olabilir ama sonra bundan sonra yaptığı şeyler pek hoş göze bakmıyorsunuz. Aslında karşı tarafı bayağı negatif eden şeyde bir insan olarak nitelemeye başlamış olabilirsiniz. Üzüntüler had safhada olabilir bugünlerde. Evet, karşı taraf sizi kırdığını ve incittiğini biliyor. Ama yine de düzelebilir bir şey olduğunu umut ediyor. Burada sizde de bir bekleme enerjisi var. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani sanki bir şey görmeye ihtiyacınız var. Yani karşı tarafın eylemini görmeye ihtiyacınız olabilir. Aranızda neler yaşanabileceğini bilmeye ihtiyacınız olabilir. Bir şey bekliyorsunuz ama yani ben burada beklemede yoğun bir aşk değil de bir sonuç görmek. Artık hani belki de bu kadar sevdim, bu kadar bekledim, bu kadar değer verdim. Artık bir sonuç görmek istiyorum. Bakalım ne olacak? Sanki izliyorsunuz ne olacağını, neler yaşayacağını görmek için ama daha bir tarafsız bakış açısı var. Evet, paldır küldür bir yıkılış hissediyor demiştim karşı taraf. Bunun nedeni de enerjiyi alamıyor oluşu. Afyon kartı. Evet, bir bağımlılık var. Siz şimdi karşı tarafa enerji akıttınız. Evet, bu sizin hayatınıza kayıplar oluşturur. Fakat karşı taraf da bağımlı olur. Ve şimdi o bağımlı olduğu enerjiyi alamadığı için o yıkılışı çok derin hissediyor.
Evet, sizi göremiyor bu insan veya sizden hiç enerji alamıyor. Yani bir kör gibi ilerliyor olabilir. Yani hiç önünü göremeyen bir insan gibi ilerlemeye çalışıyor ve çok soğuk hissediyor. Hiç duygu ve sıcaklık alamıyor. Size burada Alyans kartı geldi. Bakalım ne demek istiyormuş. Yani sizde açıkçası şunu görüyorum. Duygularınızda evet eksilme var. Belki de karşı taraf artık neredeyse hiçbir şey hissetmiyorsunuz da ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz az önce söylediğim gibi. Artık daha azıyla yetinemem diyen bir bakış açınız var. Yani hem ciddiyet istiyorum, değer istiyorum, belki evlilik istiyorum. Ama aynı zamanda çok tutkulu bir aşk da istiyorum. Ben yeterince az şeyle yetindim ve bu hataymış. Artık kendim için evet en fazlasını istiyorum. Niye istemeyeyim? Niye istemeyesiniz? Karşı tarafın enerjisinde bir değişim var. Bunu zaten geçen günlerde olan okumalarda konuşmuştuk. Kılıç prens. Yani karşı taraf genelde bir kılıç kralı veya kraliçesi edasıyla gelirdi. Bu da aslında hava elementinin en sert enerjilerini yansıtır ama burada onun enerjisinde bir incelme var. Bir daha hani tamam, kendi her neyse o. İnsanların kimliği değişmez. Ama hepimizin kimliğinin güzel tarafları vardır. Ve hepimiz bu kadar katı değildik. Yani daha genç, daha küçük yaşlarımızda dünyaya daha parlak, daha güvenli, daha güçlü bir bakış açısıyla bakıyorduk. Ve onun enerjisinde de böyle daha canlı bir şey var. Veya bir çocuk sizin aranızdaki dengeleri değiştiren bir çocuk olabilir. Çocuk dediğim bu genç bir insan da olabilir. Böyle 15 yaş üstü biri de olabilir ama bulutları dağıtan bir etken var. Ve karşı taraf ilahi adalet işliyor diyor size bakış açısından artık hani ilahi adalet işliyor da ne demek? Yaşattığımı yaşıyorum, hak ettiğimi yaşıyorum. Veya o en iyisini hak ediyordu, ona hak ettiği şeyi vermeliyim. Size karşı daha böyle hani özgürlükçü, realist bir bakış açısı var diyebiliriz. Ama sizde de mezar kartı geldi. Yani sanki şöyle bir şey diyorsunuz, ilahi adalet seni bitirmemi gerektiriyor. Arkadaşlar şöyle bir durum da olabilir, bu artık çok sık okumalarda gelen bir şey. Yeni birinin enerjisi de artık buraya giriyor olabilir çünkü aşk diliyorsunuz, ciddiyet istiyorsunuz ve özellikle kolektifte karşı taraflarda çok bir miskin hal. Hep ancak kaybedersem eyleme geçerim hali hep veya değişimi görememek, sizdeki değişimi fark edememesi ve küçücük şeylerle yetineceğinizi düşünmesi bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Ve belki sizi etkileyecek olan yeni bir enerji durumu da olabilir ki bazı kişilerde bunu görüyorum. Tabii temasta olduğum bir sürü insan var. Evet, yeni kişilerin enerjisi de ortaya çıkıyor. Ve bu açıkçası karşı tarafın yani aklınızdaki kişinin işinin gittikçe zorlaştığını gösteriyor. Hem duygularınızı çok yitirmiş hissediyorsunuz. Evet, bekliyorsunuz çünkü bu daha çok şöyle bir şey. Bu kadar bekledim acaba sonu neydi gibi. Hani bir film izlersiniz. Film başta güzeldir. Sonra baymaya başlar sizi. İlk 15 dakikası güzeldir. Sonra baymaya başlar böyle ama hani bir sonunu da merak edersiniz ya şunun sonunu da göreyim de aman ondan sonra hadi kalkayım işime bakayım. Sanki sizde de öyle bir şey var. Ya dur şu filmin sonunu bir göreyim de ona göre ben karar vereceğim. Bu film güzel miydi, değil miydi diye. Evet, şimdilik böyle enerjiler bunları anlatıyor arkadaşlar. Eğer okumanın niyetine benimle birlikte katıldıysanız, enerjinizi kattıysanız şimdi sizin enerjiniz size, benimkini de bana. Burada bağlantımızı koparalım. Gereksiz yere birbirimize enerjiler yollamayalım. Umarım bu okumayı beğenmişsinizdir. Yenileriyle görüşüyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İkinci gruba geçeceğim şimdi. Hemen alayım. Evet, ikinci gruba niyet etmiş arkadaşlar. Belki de videoyu baştan sona izliyorsunuz veya ilk grupla uyum sağlayamamış olabilirsiniz. Hadi birlikte bakalım. İlk olarak aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor? Onun hayatında neler oluyor? O neler yaşıyor? Biri bakalım.
Şöyle görün diye uğraşıyorum tamamını. Evet arkadaşlar, şimdi burada kılıç habercisi geldi. Bu da karşı tarafın size bir haber yollama isteği olduğunu gösteriyor olabilir. Yani evet, sizden bağımsız soruyoruz ama burada atlar sizin enerjinizi gösteriyor. Tabii sizin niyetlerinize bu okumaya giriyorum. Niyet enerjisi olduğu için baskın olarak sizin de enerjiniz geliyor sanırım. Veya artık hayatıyla ilgili bir karar verme aşamasında olabilir bu insan. Yani işte benim hayatımda beni besleyen, beni çoğaltan kişi kim? Benim imparatorum ya da imparatoriçem kim? Konularını sorguluyor olabilir. Yeni bir başlangıç arzusu var. Bu daha çok iş, para, kariyer, eğitimle ilgili bir mesele olabilir. Ama bir şeyi yeniden başlatmaya çalışıyor. Parlak bir fikri olabilir. Bunu hayata geçirmek istiyor olabilir. Bayağı sadakatle bu düşünceye bağlanmış açıkçası. Ona sırtını dönen, ona soğuk davranan bir kişi var. Bu kişi de gündeminde onun. Ve kare kartı ona şu anda soğuk davranan, soğuk yapan kişinin bu insanda çok derin ve köklü bir yeri olduğunu gösteriyor. Evet, bir zafer arayışında, kendi yaşamıyla ilgili bir zafer arayışında, bir başarı arayışında. Biraz bu yüzden içe kapanmış olabilir. Bir olgunlaşma düşünme sürecinde olabilir karşı taraf. Veya işte parlak bir fikri vardır. Hayatıyla ilgili kararlar veriyor olabilir. Zaferi kesinlikle istiyor. Bir başarı elde etmiş olabilir ama bunu gizliyor. Ya belki nazardan falan çekiniyordur. Evet, kendi hayatında bir güneş açtırmaya çalışıyor diyelim. Bu güneşe çok ihtiyacı var. Aslında besleyici bir enerjiye ihtiyacı var. Yani yaşamında pek çok konuda başarılı olmak istiyor. Besleyici bir enerjiye ihtiyacı var. Kılıç yedisi biraz enerji çalmaya ihtiyacı var. Ve enerji çalmak istediği kişiye bir haber yollamak istiyor. Haber yollamış da olabilir. Bu artık enerji hırsızlığına geldiğinde mesela konu siz oluyorsunuz. Otomatikman sevap alınıyor ki burada bakın Atart kartı gelmiş. Yani yoğun enerji, imparator, imparatorça enerjisi olan kişi. Bu yüzden de bu insan bugünlerde sizin dikkatinizi çekmiş olabilir, çekmeye çalışacak olabilir. Öyle diyelim, işte paylaşımlar veya merhaba nasılsın, bir karşılaşma. Enerji her şekilde çalınabilir bir kişiden tabii ki. Özellikle sinirlendirerek, öfkelendirerek veya demagojiyle bu yapılmaya çalışılabilir. Hayatında iyi bir şey yapmaya çalışıyor fakat destekleyici bir enerjiye ihtiyacı var. Ve bunun için de sizinle temasa girmek istiyor olabilir. Evet, bir şey yapmak istiyor. Bu konuda çalışmaya çok hazır. Konu parayla ilgili. Yani parasal meselelerle ilgili bir başlangıç hazırlığı var. Bir şeye yatırım yapmış olabilir. İyi bir yatırım diyelim. Yani gerçekten başarılı olabilir. Aynı zamanda hani artık mutlu ve huzurlu da olmak istiyor. Veya bu insan artık hani gelirlere dair bir şeyleri oturtmuş olabilir kafasında. Yeni bir başlangıcı olabilir. Ve artık hani parayı pulu çok düşünecek bir durum yok. Mutlu olmak istiyorum diyebilir. Ve gerçekten mutlu olacağı insanla görüşmek istiyor. Bir arada olmak istiyor. Huzurlu olmak istiyor. Ona kırgın olan biri var. Burada benim gördüğüm bu. Bu kişi de sizsiniz. Yani başka kim olabilir? Sizin enerjinize niyet alıyoruz. Bu kişiye ciddi bir teklifle gitmek istiyor olabilir. Evet, bu insanın aklı başına gelmiş bayağı ama aklının başına gelme sebebi burada yıkılan kule kartı geldi. Bir şeylerin yıkılıyor olması, dökülüyor olması. Yani bilmiyorum, bir şeyler oradan kaçışıyor. Evet, onun bir aklının başına gelme enerjisi var ama onun aklının başına gelmesi sizi kazanabileceği anlamına gelmiyor bence. Yani benim gördüğüm hani... Evet, diğer destede de bunu görmüştük. Biraz daha farklıydı orası. Ama bir yıkım enerjisi kesinlikle var. Artık sonsuza kadar kimse kimseyi beklemiyor. Aşkımıza değer verdiğimiz için bir insanı bekliyoruz ama bu da artık size zarar veriyorsa kimse kimseyi beklemez ama bu insana olgunluğu veren şey sanki
Daha çok yıkım enerjisi. Belki sizin yıkım enerjiniz olabilir. Evet arkadaşlar. Bu okumanın ve grubun enerjisine dahil olmak için hemen videoyu beğenebilirsiniz ve yorumlar kısmına evet dahil oluyorum diye yazabilirsiniz. Hala yapmadıysanız. Bakalım. Evet onun hayatında böyle bir durumlar vardı. Peki siz bu insanın hayatını şu anda nasıl etkiliyorsunuz diye soralım. Sizin bireysel enerjiniz onun hayatını nasıl etkiliyor? Peki deminden gördüğümüz şeyler de kafamıza daha net oturur. Çünkü onun hayatında neler oluyor diye sorduk. Ama burada hani farklı enerjiler de geldi. Bir insanın aklında olduğunu da gördük. Şöyle kenara alacağım gerekirse kart çekmek için. Evet, karşı taraf yine bir kılıç prensi, kılıç habercisi edasında geldi arkadaşlar ama yani gerçekten enerji çalan bir yapısı var. Yani suratı çok masum ve tatlı gözükebilir. Nasıldır bilemem. Ama inanılmaz bir enerji hırsızı ve gerçekten çok fazla sizden enerji almış olmalı bu duruma gelmiş için. Durum ne biliyor musunuz? Yani biz bunu bir önceki destede de anlattım ama şimdi orada anlattım. Orayı ilgilendiriyor. Orayı izlemeyen arkadaşlar da var. Karşı tarafı daha önce yani bu akıldaki kişileri her zaman bir kılıç kralı, kılıç kraliçesi, yani her şeyi ben bilirim, soğuğum, cool'um duruşuyla görüyorduk. Fakat karşı taraflarda bir değişim var. Yani çocuksu bir enerjiye indirgenmek. Mesele ne biliyor musunuz? Şu anda çırılçıplak. Yani negatif enerjiler o kadar açık ki ve kendini savunabilecek gücü yok. Tabii sen uzun süre bir insandan enerji hortumlarsan ne olur? Kendi bireysel gücün kaybolmaya başlar. Ve çok güçsüz diyebiliriz. İnanılmaz yoğun bir tutkusu olabilir. Kendisine arkasını dönen kişiye karşı. İnanılmaz yoğun bir tutku içinde. O kişiye koşmayı çok istiyor. Yani size koşmayı çok istiyor. Fakat siz de gerçekten bir arkamı döndüm gidiyorum modundasınız. Daha önce yaptığı hataları fark ediyor. Yani bir gözü açılmış olabilir enerji almacı ve çok da bağımlı yani bunu da anlamış. İnanılmaz bağımlı size karşı. Ve evet yeni bir kapı açılmasını istiyor. Burada bir fırsat olmasını istiyor. Ve gerekirse de hani ciddi şeyler yapacağım enerjisinde bir fırsat için. Fakat bakın burada asıl adam Eprat'la birlikte geldi. Ya gerçekten sizin çevrenizden birinden çok çekiniyor olabilir. Sizin bir şeyleri bırakamayacağınızı düşünüyor olabilir. Veya evet bir şeyler yapmaya hazırım. Ama henüz kendimi sana sadakatle tamamen adamaya hazır değilim diyen bir insan var burada. Biraz da hani bir fırsata güveniyor olabilir. Olur mu öyle bir fırsatı ben bilemem. Ona bir şans verir misiniz bilemem. Ama buna güveniyor olabilir. Yani elimden gelmeyi geleni yapmaya hazırım. Ama hani en büyük sözleri veremem diyen bir insan var. Yani kendimi artık belki evliliğe hazır hissetmiyorum diyor olabilir. Çok büyük sözler vermeye hazır değilim diyor olabilir. Ama bunun en büyük nedeni bir enerjiyi kesmişsiniz. Çok fazla negatif enerjiye maruz kalıyor. Ve insan bu tür konuları bilmese bile içgüdüsel olarak bilir. Yani burada bu insan hayatındaki negatif enerjiyi nötrleyecek şeyin sizle bağlantılı olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın burada değnek kralı geldi. Özellikle tutku, yani tensel birleşme tabii ki insanlar arasında enerji transferine de sebep olabilir. Yani açıkçası kendi negatif enerjisini size bırakıp böyle bir rahatlamak istiyor olabilir. Enerji düzleminde böyle. Aynı zamanda çok sağlıklı da düşünemiyor tabii ki. Yani şimdi enerjiyi kesmişsiniz.
susuz, çok uzun süredir susuz kalmış bir insan gibi çok sağlıklı düşünmeden kendini size atmak istiyor olabilir. Evet, açıkçası şu anki enerjiler her ikiniz için de bir mutluluk enerjisi oluşturuyor. Yani çiçekler açıyor ve sağlam bir şeyler oluşuyor. Geleceği parlak bir şeyler oluşuyor. Ve burada da kılıç sekizisi, evet, enerjinizi alamıyor. Ama bakın, enerjinizi alamasa bile burada sizde hala şöyle bir durum var. Hala bir mahkumluk durumu içindesiniz bu insana karşı. Her zaman ne derim? Evet, bağlı ol ama bağımlı olma. Evet, arkamı döndüm diyorsunuz. Belki soğuksunuz, belki enerjiyi kestiniz ama siz de hala karşı tarafa böyle zincirlenmiş durumdasınız. Yani o enerjiniz kendinize ait değil. Biz bunu çok karıştırıyoruz. Bir insanı sevmek demek kendini ona vermek demek değil. Yani kimseye kendinizi veremezsiniz. Çünkü bir kere hani kendi bedeninize bile sahip değilsiniz. Bu emanettir. Yani şu anda sahip olduğumuz her şey bize emanettir. Yarın bir gün öleceğiz, gideceğiz. Neyimiz kalacak ki bu dünyada? Öyle bakmak lazım. Böyle hani sevgi kavramıyla ilgili bu hata özellikle narsist ve empat paradigması oluşturmaya başlıyor. Yani bir taraf çok empatik, çok anlayışlı. Karşı tarafta narsist oluyor. Ve her şeyi alan, her şeyi bana ver, kendini düşünen bir insan profili. Ama tabii ki bu enerjilerimizle ilgilidir. Yani siz empat, çok empat olduğunuz müddetçe, çok verici olduğunuz müddetçe hep karşınıza narsistler çıkacaktır. Denge çünkü. Denge böyle oluşur. Siz de hani belki çok büyük konuşuyorsunuz. Ay işte onu sildim kafamdan, asla istemiyorum diyor olabilirsiniz ama öyle değil. Hala koparılmamış bağlarınız var bu insanla. Evet, aranızda bir şeyler değişik, bunu söyleyeyim. Ama hala tam olarak ya kendinizi özgürleştirememişsiniz ya şifalandırmamışsınız ya karşı taraf hala çok sağlam bir şekilde bağımlılık işletiyorsunuz. Burada bir şey var, yani birbirinizin hayatını muhakkak ki etkiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi sizde hala karşı tarafa takılan bir şey daha var. Yani kendi enerjinizin bir parçası bu insanda kalmış diyelim. Şimdi bunu iyi bir şey olarak görebilirsiniz. Aa, evet, benim enerjim onda kalsın. Bu iyi bir şey değil. Bu sizi sömürür. Bağlantıyla hani hırsızlık birbirinden farklıdır arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir insana gönüllü olarak bir şey verirsiniz. Al helal ol dersin. Sonra da onu konuşmazsın. Ama şimdi bu insana duygularınızı verdiğinizde, o duygulara da karşılık bekliyorsanız o zaman al bu senin olsun durumu yoktur. Yani ona onda benim parçam kalsın bu iyidir gibi bir durum kesinlikle yok. O iyi bir şey değil. Aranızda bir bağlantı var, o başka bir durum. Yani her ikinizin ortak enerjisi bir bağlantı, bu başka. Ama bir de sizin böyle karşı tarafa çok akıttığınız, hani bırakamıyorum, vazgeçemiyorum. Her şey bırakılır, söyleyeyim. Bırakılmayacak bir şey yok. En son ruhumuzu teslim edeceğiz, yani öyle düşünün. Bırakması en zor olan şey dünyadan vazgeçmek. Her şeyi bırakabilir ama hani bağlı olun, sevin. Ben buna bir şey demiyorum, bağımlı olmayın. Orada küçük bir problem vardı. Bakalım ikinizin ortak enerjisi şu anda nasıl? Yani neler oluyor aranızda? Ondan gelen bir enerji var, düşünce, duygu durumu, onun ruhu, sizden gelen düşünceler, duygu durumu, ruhunuz bir ortak enerji oluşturuyor. Bakalım neler oluyor burada sizin aranızda. Çünkü aslında geleceği oluşturan şey sizin bu ortak enerjiniz. Yani sizin veya onun bireysel enerjisi değil, ikinizin ortak enerjisi. Bakalım burada neler oluyor, neler oluşuyor. Bunları toplayalım. Kartı buradan alacağım.
Evet arkadaşlar, yani küçük bir şey var, hala küçük bir bağlılık var dedim ama bir şeyleri bitirmeye de yakınsınız, çok uzak değilsiniz. Yani arada evet küçük bir bağlantı kalmış, belki de karşı tarafa kendi içinize verdiğiniz son bir şans var bir şeyleri düzeltmesi için. Ama açıkçası işler çok bıçak sırtında ve hani belki de küçücük bir hamle, karşı taraftan gelecek küçücük yanlış bir hamle sizin için her şeyi bitirebilecek durumda. Yani adımlarına çok dikkat etmesi gerekir açıkçası. Evet, kendinizi gizliyorsunuz. Daha doğrusu bir iyileşme yolculuğundasınız. Sağlıklı bir süreçtesiniz. Kendinizi iyileştiriyorsunuz ve tam olarak sağlıklı sürecinizi tamamlayacaksınız diyebiliriz. Veya siz bu insandan uzak durdukça, kendi içinize kapandıkça onda daha çok büyüyeceksiniz. Bakın, sonunda bağımsızlığınızı ilan ediyorsunuz. Şu anda bağımsız değilsiniz bu insanla. Hala kılıç sekizlisi şimdi bir de aşktaki bağlılığı anlatmaz. Köleliği anlatır biraz. Ama bundan kurtulduğunuz bir zamana gidiyorsunuz. Çok da vadesi kalmamış. Tamamen kendinizi özgür hissettiniz. Yani evet, seviyorum ama senin kölen değilim. Seni sevdiğim için kendi gururumdan, onurumdan, inançlarımdan fedakarlık edecek değilim dediğiniz bir noktaya gidiyorsunuz. Böyle bir şey oluşuyor ve karşı tarafında işte sizin bağımsınız, karşı tarafın size adım atmaya zorluyor veya işte haberleşmeye. Ondan sistem bağımsızlığınızı ilan ettiğiniz noktada karşı taraftan böyle peş peşe haberler veya eylemler gelebilir. Bakın, kılıç kaçısı gidiyorum. Yani eskiden şimdi bu insanla birlikte olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Platonik konuda fark etmez. Yani sonuçta bir aradayken bile mutlu olmamış olma durumu var. Eskiden demiştim hani bu insanda parçalarınız kalmış. Ama burada artık parça marça yok. Yani ben gidiyorum ama aynı zamanda kendime ait olan her şeyi de alıp gidiyorum. Aşkımı da alıp gidiyorum. Sana da bir şey bırakmıyorum diyen bir enerjiniz var. Bakın, burada ep rahatı var. Yani sizin yolunuz, bana kim sadık olacaksa, bana kim istediğimi verecekse, kim benim yanımda bu ilişkide tam olarak yer alabilecekse ben ona gidiyorum. Hani sen karşıma çıkarsın, öyle olursun, değilsen ben başkasına gidiyorum veya artık bu yolu bitiriyorum diyen bir durum içine geçiyor olabilirsiniz. Evet, bakın, sizin enerjiniz olmadan karşı taraf çıplak. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani çok çocuksu bir enerji içinde ve burada hani şurada bir durum var, onu okuyamadım arkadaşlar. Kaç çekeceğim oraya? Biraz da aranızda nasıl bir şey var biliyor musunuz? Yani biraz koruyucu bir enerjiniz var. Yani karşı tarafı sevmekten de öte korumak istemek. Yani o içinizdeki şifacı korumayla, merhametle aşkı zaman zaman karıştırıyor olabilir. Buna dikkat edin. Yani hepimiz insanız. Hepimiz kendi hayatımızdan yükümlüyüz. Başaramayacak olsak gelmezdik zaten bu dünyaya. Bakın, size şunu söyleyeceğim. Çok önemli bir kapı açılacak önünüzde. Bunu bilin. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili diye çok başka bir kapı açılabilir. Yani bu aşkla da ilgili olabilir, parayla da ilgili olabilir, yatırımla da ilgili olabilir, bilemem. Fakat bu insanla yaşadığınız deneyimler ve güvensizliğiniz bu kapıyı açmanızı engelleyebilir. Çok pişman olursunuz, söylüyorum. Önünüze önemli bir fırsat gelecek. Çok önemli bir fırsat gelecek. Fakat bireysel depresyonunuz ve biraz hayatı küskünlüğünüz bu kapıyı açmanızı engelleyebilir. Sakın ha. Çok pişman olursunuz sonra. Ne olursa olsun önemli bir fırsat gelecek. Evet, bakın, siz bir yıldız olarak parlamaya başlarken ve şansınız artarken karşı tarafında şanslarında eksilmeler meydana geliyor. Ve tasın beşlisi güneş. Yani siz karşı tarafa enerji yollamadıkça aslında hem bağlantınızda hem sizin üzerinize güneş doğmaya başlıyor. Böyle olması gerekiyormuş. Yani belki çok sevdiniz, çok değer verdiniz, çok verici oldunuz. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Demek ki bunu hak etmiyormuş diyeceğim. Ama bir şeyleri değiştirdiğinizde üzerinize güneş doğuyor. Açıkçası bu insanın sonra peşinizden bayağı koşacağını görüyorum.
Koşuyor ama kendini yetersiz hissederek koşuyor. Çünkü sizin önünüze açılmış çok fazla kısmet var. Burada yelkenli kartı geldi. Yani bayağı kısmet var. Sanki o da kısmetlerden sadece biri. Ve ondan daha iyileri de var anladığım kadarıyla. Çünkü burada bir denek şövalyesi olarak görüyorum. Ve en sonunda gücünüzü güçle bitirmek. Hani sonunda duyguların, zerafetin, iyiliğin kazandı. Bir dönemden bahsediyor olabilir. Aynı zamanda aklınızdaki kişi veya partneriniz bir sürü maske takmış olabilir. Hepimiz insanlara karşı maskeler takıyoruz. Hepimizin farklı yüzleri var. Sonunda o hani soğuk, cool ve saçma sapan her ne maskesi takıyorsa hepsini sıyırıp atıp gerçekten neyse onunla size gelebilir. Yani ben gerçekten böyleyim. Aslında korkularım böyleydi, şöyle hatalarım vardı, şöyle şöyle durumlar olduğu için bu şekilde davrandım. Ve kendinizi burada çok güçlü hissediyorsunuz ve burada güç sizin elinizde olacak ama buradaki güç kartı her zaman söyleriz. Tarot'taki güç kartı zorbalığı anlatmaz. İçsel gücümüz, ruhsal gücümüz ve ruhsal gücümüzle dağları aşabilmeyi, işte engelleri devirebilmeyi anlatır. Yani bu insanın da tabii ki engelleri var, yüzüne taktığı maskeleri var, aranıza diktiği belki duvarlar var ama bunların hepsinin pat pat böyle bir anda düşebileceğini görüyorum. Yani gerçek itiraflarını, siz bu insanın gerçek yüzünü görmüyorsunuz. Yani hepimizin katmanları var ve kendi içinde katmanların altında sakladığı çok başka bir tarafı var. Bu tarafı da en sonunda gelebilir. Sanki ondan sonra bir kucak açabilirsiniz gibi gördüm. Evet, söylemişim enerjiniz henüz tam olarak stabil değil. Karşı tarafa karşı hala küçük bir parça da olsa bağımlılık veya köllük enerjisi oluşturuyorsunuz ama bunun da kopmasına ve kendi bağımsızlığınızı almanıza az kalmış. Ve şu kadar bir kılıç kraliçesi kadar güçlü olduğunuzda aşk hayatınız da zaten güzel olur. Çünkü bu yıpratmayan bir aşktır. Yani karşıdaki insanın sizin alanınıza girmesine izin vermemek. Sevmek, karşılıklı fedakarlıklar yapmak çok başka bir şey. Bir insanın sizden değişmenizi istemesi çok başka bir şey. Benim için şunu yap, benim için bunu yap, benim için şöyle hareket et. İşte bu senin için ama. Yani ben ne oluyorum? Ne olursa olsun yaptığınız şey sizi bir şekilde mutsuz ediyorsa ve size aykırıysa bence hiçbir şey için bunu yapmamalısınız. Benim bakış açım böyle. Evet, okuma bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgilerimi iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.